Şimdi siz hukukçusunuz. Parlamenter sistem, işte bu hukuk meselesi, anayasa, hakeza yani. Fakat Türkiye'nin başka hukuk sorunları da var. Mesela bir izleyicimiz ısrarlı bir şekilde başka izleyicilerimize soruyor ama bir izleyicimizin şöyle bir sorusu var. Metin Bey diyor ki, Sayın Akşener'e sokakta derdini anlatmaya çalışan KHK'lar var. Ama bu KHK'lara neden hiçbir cevap vermiyorlar? KHK sorunu nasıl çözeceklerini de çözüp çözmek isteyip istemediklerini de bilmiyoruz demiş. Bir izleyicimiz de diyor ki, Sayın Akşener mecliste işte hani sorumlu kesimleri çıkartıyor. Neden KHK'larla alakalı bir tane KHK'lıyı çıkartmadı şimdiye kadar? Metin Bey'e ve diğer soruyu soran KHK'lı seyircimize şunu çok açık, İyi Parti'nin Adalet Politikaları Başkanı'na olarak söylüyorum ve genel başkanımızın la olan fikrini ve amacını söyleyerek partimizinkini söylüyorum. KHK meselesinde hakkında beraat kararı verilmiş, hakkında bir suçlama yapılıp o idari olarak görevden alınıp hakkında hiçbir soruşturma açılmamış. Efendim insanlar kesinlikle ve kesinlikle görevlerine iade edilmek, kesinlikle bu haksızlıkların hepsinin giderilmesi gerekiyor. Böyle bir şey olmaz. KHK gündeminde mi İyi Parti'nin KHK sorunu? Tabii ki. Böyle bir sorun varken ülkede, şimdi bakın böyle bir sorun varken, kurunun yanında yaşın da yandığı bir dolu vatandaş varken, efendim o zaman hatırlarsanız AKP bildiğiniz, hani bize küçükken ne öğretilirdi Allah aşkına? Evladım müzevirlik yapma, ayıptır. Mesela öğretmene gidersin. Arkadaşını şikayet eder. Öğretmenim işte arkadaşım şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Öğretmen, aklı başında öğretmen size der ki arkadaşını bana şikayet etme. İspiyonculukla devlet yönetmek istediler. 15 Temmuz'un ertesinde. Evet, çok ağır bir dönemdi. Hepimizin vatandaş olarak büyük şaşkınlıkla gördüğümüz, bu nasıl olabilir? Nasıl ülkede 21. yüzyılda darbe olabilir dediğimiz çok ağır dönemler geçirdik. Ayakta kaldık. Milletçe çok büyük bir milletiz çünkü. Ama o dönemde ispiyonculukla herkese emirler gitti. Özel sektöre bile. Altınızda çalışanların içinde FETÖ'cü olanları bize ihbar ediniz. Ben öyle şeyler biliyorum ki, bakın biliyorum. Anadolu'daki bir özel enerji şeyinde gene müdüre yazı gidiyor. Diyor ki ya diyor ben bilmiyorum ben yani şimdi kimi diyor müzevirli kimi yapayım? Altındaki yardımcısı onu FETÖ'cü diye ihbar ediyor. Enerji şirketi geri alıyor. Tabii yani ihbar ettikten sonra görevden uzaklaştırıyor bir müddet. Yerine kim geliyor? Yardımcısı getiriliyor. Bu kişi sonra 4-5 ay sonra soruşturuluyor. Hiçbir şeysi yok. Ama o görevde kalmıyor biliyor musunuz? 1-1,5 yıl işsiz kaldıktan sonra başka bir yerde kendini bulabiliyor. Şimdi bakın bu bulabilen şanslı nadirlerden. Evet. Ağaç kabuğu yesinler demişti bir bakan. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bakın. Siz peki buradaki şimdi izleyicilerimiz de soruyor. Yani buradaki yargılamaları adil buluyor musunuz? Çünkü hani beraat edenler dediniz ya. Yani burada bizatihi yargılamanın, evet yargılamaların kendisi sorunlu değil mi? Yani sil baştan burada KHK sorununu, burada beraat şimdi işte şeyde hepsini ele alacağız. Bu mesele, buradaki mağduriyetleri komple gidereceğiz gibi bir çözüm. KHK'lıların mağdur olmasını hiçbir surette istemiyoruz. Ama yargı sonunda verilen bir karar somut vakadan vakaya son derece adil olmayan, çünkü hukuk sisteminde yargılamanın yeniden iadesi gibi kavramlarımız var. Anayasa Mahkemesi gibi, bireysel başvuru gibi kavramlarımız var. Şimdi ben bir hukukçu olarak bunları bir yere koyarak toptancı verilmiş kararlar için söyleyemem. Bu yanlış olur. İncelenmesi gerektiğini düşünüyor musun? İncelenmesi gereken, baştan incelensin hepsi gibi bir şey de söyleyemem. Ama haksızlık olduğuna inanılan
davalar ve somut vakalardaki kişilerin haksızlıklarının hukuk peşinden gider. Buna herkes bir kere emin olsun. Ama özellikle unutulmasın ki esas bir de yani hakkında ihbar yapılmış, yıllarca bir soruşturma dahi açılmamış. Ya da savcılık soruşturma açmış ama dava açmaya gerek görmemiş. Hakkında dava açılmış, beraat etmiş insanlar var. Bunların sayısı çok fazla. Bu insanlara bir kere ilk etapta tabii ki haklarını iade etmek gerekiyor. İyi Parti bunun dışında bir düşünceye sahip olan bir parti değil. Biz hep adaletten, haktan, hukuktan yana olduğumuzu söylerken buradaki haksızlığı nasıl göz ardı edeceğiz? Böyle bir şey yok. Meclisteki konuşmaya geldiğinizde o kadar çok farklı kesimlerde o kadar çok talepler oluyor ki sıraya konuyor. Yani evet. Onu söyleyeyim. Ama Sayın Meral Akşener'in hani KYK'lılarla ilgili söylemi yok demek doğru değil çünkü var. Aynı zamanda da bakın hukuk başkanı olarak söylüyorum. Beraat etmiş. Hakkında soruşturma açılmamış. İdari olarak kapı önüne konulduğu halde. Soruşturma açılmış ama dava açılmasına gerek görmemiş insanların. Özlük hakları, efendim tazminatları, işe iade edilebilecekse işe iade edilmesi. Tabii ki bunların hukuk çerçevesinde. Altını da çiziyorum. Her somut vakada hukuk çerçevesinde yapılacaktır. Evet. Mültecilerle alakalı bu da herhalde hukuk. Burada var. Evet. Hukuk yani hukukun hukuk. İçinde yer alan bir şey. Bu metinde var değil mi? Evet. Metnin içinde de var. Metinde de var. Şöyle söyleyeyim. Hukukun İyi, da... İyi Parti biraz böyle şeyde mi duruyor? Çok hani milliyetçi çizgide ve mülteci karşıtı gibi bir yerde mi duruyor? Mülteci karşıtı bir yerde durmuyor İyi Parti. Şimdi bu gerçekten bir hukuk problemi. Hı hı. Ama aynı zamanda AK Parti'nin her zaman yaptığı gibi büyük bir aldığı çok Türkiye'nin ilerisi için, Türkiye Cumhuriyeti hı hı. Devleti'nin ilerisi için çok büyük bir hatalı karar. Bakın. 6 milyon gayri resmi yakın, 6 milyona yakın. 4 milyonu artık kabul ediyorlar, 3-900 küsür falan. Güvenemiyorsunuz ki hiçbir rakamlarına Elif Hanım. TÜİK'in rakamlarına güvenemiyorsunuz. Bu konuda açıklanan rakamlara güvenemiyorsunuz. Ama bağımsız kuruluşların söylediği 6 milyona yakın geçici sığınmacı Suriyeli var. Bunun ötesinde 1 milyondan fazla kaçak durumda olanlar var. Evet. Afganlılar, İranlılar, efendim bu... IŞİD'li olup olmadıklarından vatandaşların haklı olarak korktuğu sosyal medyadaki tır geçenlerde tırın kapısını açmışlar. Sosyal medyada gördünüz. Kocaeli'nde galiba dışarıya insanlar kaçarak mahallelere giriyor. Böyle bir şey olabilir mi? O tır gelene kadar hiç mi sınırdan geçmedi? Hiç mi insan bir Allah'ın kulu, bir güvenlik görevlisi, bir polis, bir asker, bir sınır güvenliğinden sorumlu olan devlet memurları bu bakmadılar. Şimdi burada bir AKP'nin politikası var. AKP'nin politikası şuydu. Biliyorsunuz ki herkese içeriye aldığı. İçeriye alırken ilk başta bunun 300-500 binle sınırlı olacağını düşünüyordu. Hemen de savaşın biteceğini düşünüyordu ve sonuç itibariyle 11 senenin sonunda 6 milyona yakın insan. 6 milyona yakın insan Almanya'daki Türklerden fazla. 60. yılını kutladı Almanya'da Türklerin ilk gidişi. İkili sözleşmeyle gittiler, çalışmak için gittiler gencecik insanlar. Anaları ağladı. En pis işleri, Almanların yapmak istemediği işleri yaptılar. Ama 60 yılın sonunda 600 binden fazla Alman şirketi sahibi bunlar. Alman ekonomisine katkıları var. Bunlar acıyla gitmediler. 60 yılda bizim 10 yılda aldığımız Suriyeli kadar almayan Almanya 60 senedir ağlıyor. Bunlar bize uyum sağlamadı, bunlar bize uyum sağlamadı diye. 6 milyon bir küçük Orta Avrupa ülkesi nüfusu. Hiç kimse... Türkiye'den ne uluslararası hukuk kuralları, ne efendim iç mevzuat, hiç kimse dünya, Avrupa Birliği, NATO ne derseniz, Avrupa Parlamentosu, bir başka Orta Avrupa ülkesi büyüklüğündeki başka bir milleti içimize alıp bunu hazmetmemizi bekleyemez. Çünkü bu gerçek değil, real değil. AB'nin bakış açısı şöyle, onlar da Müslüman. Siz de Müslümansınız. Oh ne güzel kaynaşır gidersiniz. Bak onlar bize gelemez.
Biz size para verelim. Daha yeni verdiler 500 küsür milyon eğitim bilmem nesi için. AKP Türkiye'nin geleceğini resmen Avrupa Birliği'nden aldığı 500 milyon euro. 500 milyon değil 5,5 milyar euro verseler bunu karşılamaz. Ama burada siz hukukçusunuz. Burada sığınma hakkı diye bir temel insan hakkı var. Bizim sınırlarımızda savaş çıktı. Yani biz bu özel olarak tercih edilmiş bir şey değil. Suriye'de savaş çıktı. Türkiye'de işte o savaşta bir taraf tuttu. Sınırlarını açmak zorunda kaldı. Bütün ülkeler. Irak da açtı. Ürdün da açtı. En çok Türkiye'ye geldiler. Çünkü Türkiye batıya komşu olan bir ülke. Belki hani sınırlarını kapatınca burada kaldılar. Çünkü batıyla anlaştılar. Belki Avrupa'ya gitmek istiyorlardı bir kısmı. Onlar da gidemiyorlar. Yani burada... Bu sığınma hakkı diye de bir hak var yani. Var tabii ki. Uluslararası hukuk kuralı. Ben 30 seneden beri yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukuku anlatıyorum İstanbul hukuku. Ve gayet iyi biliyorum Türkiye'yi nelerin sınırladığını. Türkiye geçici sığınma hakkını vermiş. O zaman başbakanlık veriyordu. Evet. Şimdi cumhurbaşkanlığı veriyor. Fakat geçici sığınma hakkının verilmesinin temel bir şeyi var. Özü var. O da ne? Geri döndükleri zaman... İşkenceye tabi tutulacaklar, öldürecekler, canları malları tehlikede olacak. Dolayısıyla geri yollayamazsın, geri gönderme yasağı var. Ama şeyin, Esad'ın biliyorsunuz her yıl yayınladığı aflar var. Diyor ki vatandaşlarım geri gelebilir, onlar hakkında işte af yayınlıyorum diyor. Ha geçenlerde biz böyle... Bunu söyleyince geçenlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı 1 milyon yollayacağız işte orada ev yapıyoruz dediğinde hemen şak Esad'dan açıklama geldi. Kabul etmiyoruz yollamalarını diye. Sebep? Çünkü siz orada o evleri yapıyorsunuz. Suriye'de ev yapacaksınız. Akıllarına da hep ev yapmak geliyor. İllaki inşaat yapacaklar, tamam mı? Suriyelileri yollarken de inşaat yapacaklar. Ama Esad'la konuşmadan. Ve yapılması gereken kesinlikle ve kesinlikle bir kere uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak, uluslararası hukuku çiğnemeden ama Türkiye'nin geleceğini de kesinlikle bu tehlikeden kurtararak Türklerin çocuk doğurma oranı 1,5, Suriyelilerin Türkiye'de çocuk doğurma oranı 5,5. 2053 yılında 35, böyle giderse 35 milyon Suriyeli olacak Türkiye'de. Türkiye'nin demografik yapısını bu kadar bozmak AKP'nin elinde ve inisiyatifinde bir şey değil. Burada bir vatan meselesi var. Ve doğum oranlarıyla bunu anlatmak çok bana insani gelmiyor. Bu daha önce de Kürtler için yapılıyordu. Kürtlerin nüfusu şöyle artacak deniyordu. Yani o kadar çok yüksek olduğunu da düşünmüyorum. Yani 5,5 çok yüksek bir oran. Şöyle söyleyeyim, öyle artmasın. 6 milyon kalsınlar. Kilisin nüfusunun daha fazlası Suriyeliler. Şunun da altını çizin. Bakın bunun altını özellikle bu söylediklerim kesinlikle Suriyeli buradaki geçici sığınmacılara iktidara geldiğimizde millet devlet olarak insan haklarına aykırı, hukuka aykırı, uluslararası hukuka aykırı işte hani söylüyor ya bazıları bilmem neye bindireceğiz, yollayacağız. Böyle bir şey yok. Bu böyle bir şey yok. Ama devletin politikaları olur Yıldıray Bey. Büyük devletin devlet politikası olur. İktidarlardan bağımsızdır devlet politikası. Mesela dış politika. Devletin dış politikası vardır. Rusya ömrü boyunca Akdeniz'e inmek istedi. Sonunda indi herifler. Avrupa Birliği, İngiltere'nin, niye İngiltere efendim savaş kaybetse bile masada kazanır dersiniz? Çünkü güçlü bir dış politikası vardır. Hak verdiğim için söylemiyorum. Şimdi devletin bir muhakkak iktidarda kim olursa olsun bundan sonra Türkiye'deki uluslararası göçmen statüsündeki insanlar için bir devlet politikası olmak zorunda. Bu hükümetlerden de bağımsız. Bu mecliste tartışılmak zorunda. AK Parti'nin de dahil olduğu bütün sivil toplumla, milletle tartışılmak zorunda. Anladığım kadarıyla bu Ümit Özdağ, sizden ayrılan Ümit Özdağ'ın partisinin çözümünden kendinizi ayrıştırıyorsunuz. İnsan haklarına aykırı hiçbir şey yapmak mümkün değil. Evet. Ama bunun Türkiye'nin geleceği için çok önemli büyük bir problem olduğunu, bunu çözmemiz gerektiğini, çözerken de akılcı devlet politikalarıyla çözeceğimizi, bunun için Avrupa Birliği ile pazarlık yapacaksınız. Arkadaş bana verme 500 milyon euroyu. Bunun altında sen varsın. Bunun 10 katını ver. Esad'la anlaş, orada yönetimde kim varsa onunla anlaşmadan olur mu? Bu adamlar gittiler, FETÖ'yü bize yapan Katar devletidir dedi, Birleşik Arap Emirlikleri'dir dediler, söylemediklerini koymadılar.
Birleşik Arap Emirlikleri şeyhiyle bir araya geldiler. Bir de grup başkan vekillerini kapı önüne koydular ama Esad'la bir araya gelemiyorlar. Şimdi böyle bir şey, böyle bir dış politika olabilir mi? Oradaki yönetimle görüşeceksiniz. Avrupa Birliği ile görüşeceksiniz, Amerika ile görüşeceksiniz ve bu işteki aktörlerle görüşeceksiniz. Mesela Rusya Suriye'den şeylerini alıp güçlerini çekip Ukrayna'ya yönlendiriyor ve orayı İran'a bırakıyor. Evet. Şimdi bütün bu aktörlerle, bölgesel aktörlerle Türkiye güçlü, ekonomisi güçlü, saygınlığı olan, bakın Türkiye tutarlılığını ve saygınlığını kaybetti. Amacımız zaten ülke olarak saygınlık ve tutarlılığımızı koymak. Bunları tesis edip biz bu işi çözeriz. Ülkece çözeriz, çözmek zorundayız. Evet.